beni keşfedenler için ben Duygu. Evet, ben bir malzemeyi satın almadan önce mutlaka evde kendim yapmaya çalışırım ve bugün de bu tarz bir projeyle karşınızdayım. Bu boncuklu küpeler ve işte kolyeler benim inanılmaz hoşuma gidiyor ve bileklikler tabii ki yazın renkleri inanılmaz hoş duruyor. Ve ben bunları nasıl yapıldığını merak ettim, internetten araştırdım. Araştırdığımda bunun bir tezgahının olduğuyla karşılaştım. Ve malzemeleri aldığım yere sorduğumda evet çok da pahalı olmayan bir tezgah gösterdiler bana. Fakat bunu kürdan ve kutu yardımıyla evde yapmak gayet mümkün. O yüzden ben böyle yaptım ve bunu nasıl yaptığımı bugün sizlerle paylaşacağım. Evet, ilk olarak boncuk tezgahımız için gerekli malzemeleri sayarak işe başlayabiliriz. Bunun için öncelikle şöyle bir kutuya ihtiyacınız var. Benim şöyle bir teneke kutum vardı ama sizin yoksa hiç önemli değil. Herhangi bir ayakkabı kutusu ya da başka bir kutuda gayet işinizi görebilir. Bunun dışında şöyle kürdanlarımız var gördüğünüz gibi. Bunları şöyle kutumuzun kenarlarına yapıştıracağız ve arasından ipleri geçireceğiz. Kürdanlar bu işe yarayacak. Şöyle kürdanları sabitlemek için ben koli bandı kullanacağım gördüğünüz gibi. Bunun dışında iğne ve iple ihtiyacım olacak boncukları örmek için, oraya sabitlemek için. Tabii gördüğünüz gibi farklı farklı renkli boncuklarım var. Bir de son olarak yapacağınız aksesuara bağlı olarak şöyle takı aparatları var. Benim şöyle gördüğünüz gibi küpe için kullanacak iki tane aparatım var. Ve bütün malzemelerim bu kadar. Hazırsanız başlayabiliriz. Evet, şimdi ilk olarak şöyle bantımdan bir parça keseceğim. Ve üzerine kürdanlarımı yapıştıracağım. Şöyle bir parça kopardım gördüğünüz gibi. Ve kaçlı yapmak istiyorsanız, yani hangi kalınlıkta yapmak istiyorsanız o kadar kürdanınızı üzerine yapıştırıyorsunuz. Ben 5'li yapacağım. Bunun için 6 kürdana ihtiyacım var. Şöyle 6 tane kürdanımı aldım. Ve bantımın üzerine şu şekilde yapıştırdım. Artık yapıştırması çok çok kolay. Şimdi bu kürdanımı alıyorum ve şöyle kutunun bir tarafına sabitliyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi aynı işlemi kutunun tam karşı tarafına yapacağım. Evet, tezgahımızın ana hattı hazır gördüğünüz gibi. Şimdi ipimi alıyorum ve kürdanların arasından dolayacağım. Şöyle ilk kürdana bir düğüm atarsanız ve ipinizi sabitlerseniz çok daha kolay olacaktır işiniz. Evet. Şimdi ilk ipin arasından geçiriyorum. Şu şekilde. Ve geliyorum buradan tekrar İlk kürdanın arasından geçiriyorum. İyice geliyorum, sık olması lazım. Daha sonra ikinci kürdanın arasından geçiriyorum. Geliyorum burada, aynı işlemi yapıyorum. Şöyle elimde tutuyorum ki gergin olsun diye. Üçüncü kürdana yapıyorum işlemi. Ve doladıktan sonra şöyle son kürdana sıkıca birkaç kez doluyorum. Evet. Şimdi ipimin fazlalığından kurtuluyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet gergin. Tezgahım hazır. Şimdi iğnemi, ipimi geçireceğim ve boncuklarımı geçirmeye başlayacağım. Evet, bundan sonra yapacak olduğumuz işlem oldukça basit. Şöyle ben ipliğimi iğneme geçirdim gördüğünüz gibi. İğnemin ucunu şu ilk pimden geçirip şuraya bir düğüm atıyorum. Buraya sabitliyorum iğnemi. Evet, şu şekilde. Şimdi bundan sonra istediğiniz renkte boncuğunuzu iğnenize dizip tezgahımızda örebiliriz. Ben iki renk kullanacağım. Siyah ve altın rengi. Şöyle tezgahınızda kaç tane iplenirse, kaç tane boncuk varsa her seferinizde, her sırada o kadar boncuk olmak zorunda. 1, 2,
2, 3, 4, 5 tane boşluğum var benim. O yüzden her seferinde iğneme 5 tane boncuk alacağım. Evet, şu şekilde boş boncuklarımı aldım gördüğünüz gibi. Şimdi şu iğnemi ipin altından geçiriyorum. Ve her bir boncuğumu her bir boşluğa yerleştiriyorum. Yani bu ipler boncukların arasına girecek. Şu şekilde yapıyorum. Daha sonra tekrar iğnemi boncukların arasından geçiriyorum. Ve böylece boncuklarım tezgaha sabitlenmiş oluyor. Şöyle iyice geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ilk sıramız hazır. Aynı şekilde 5 tane boncuk alıyorum. Burada önemli olan püf nokta bütün boncukların bu iplerin arasına sabitlenmesi. Evet, şöyle sıkıca geliyorum. Evet, ben küpe olarak kullanacağım için bu boncuğumu daha fazla uzatmıyorum. Bu benim için yeterli ama siz eğer bileklik ya da kolye olarak kullanacaksanız daha fazla uzatabilirsiniz. Şimdi ben bitireceğim. Gördüğünüz gibi boncuklarımı dizdim. Şimdi tekrar şu bir önceki dizdiğim sıraların arasından iğnemi geçiriyorum ki kaçmasını engellemeye çalışıyorum. Evet, bu kadar yeterli benim için. Daha sonra bu ipimi keseceğim. Şimdi uçlarını yapacağım. Şöyle yapıyorum. İlk ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Sadece ilk ipimi kestim. Ve bunu bu yandaki ipimle birlikte düğüm atıyorum. Evet, güzelce bağladım. Şimdi bir de böyle görünmeyecek bir şekilde şuradan silikonlayacağım ki artık işimi iyice garantiye alayım. Aynı şekilde üst tarafını da yapacağım ve küpe aparatıma yapıştıracağım.
gördüğünüz gibi kendi boncuk tezgahınızı yapmak hiç de sanıldığı kadar zor değil. Her şeyi dışarıdan almaya gerek yok. Öncelikle evde kendimiz yapmaya çalışırsak çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu tezgahta evet boncukları dizmek birazcık sabır istiyor olabilir ama bence sonuç oldukça tatmin edici. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere, hoşça kalın.